Habertürk'ten iyi geceler değerli izleyiciler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor ve sabah 7'ye dek gelişmelerle birlikte olacağız. Ve değerli izleyenler, bizi Mısır yapmak isteyenlere eyvallah mı diyelim? Bu sözler Başbakan Erdoğan'a ait. Başbakan Erdoğan, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Arena Mega gösteri merkezinin açılışında demokrasi vurgusu yaptı. Türkiye'nin rotasını millet çizer dedi, Türkiye'yi Mısır yapmak isteyenlere asla izin verilmeyeceğini söyledi. Türkiye'de artık buradan geriye gidiş yok. Türkiye'nin istikametini milli irade belirler. Bunun böyle bilinmesini özellikle vurguluyorum. Türkiye'nin rotasını sadece ve sadece millet çizer. Ne medya, ne sosyal medya, ne sermaye, ne de terörize edilen sokaklar değil. Türkiye'nin geleceğini sadece millet ve sandık belirler. Bu millet manşetini sandıkta kendisi atmış. Mektubunu, mesajını sandıkta kendisi her zaman başarıyla vermiştir. Millet sandıkta neyi, kimi işaret ediyorsa herkes buna boyun eğmek, bunu kabullenmek, bunun gereğini yapmak zorundadır. Millet eğer bize git derse boynumuz kıldan incedir. Gideriz. Millet eğer bize kal derse milletin emanetini de namus bilir, şeref bilir, son nefesimize kadar o emaneti korur. Birileri bizi Mısır yapmak istiyorsa eyvallah mı diyelim? Asla. 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 Şu anda Mısır'da gasp edilmiş bir millet hakkı vardır. Milletin iradesi gasp edilmiştir. Darp edilmiştir. Buna saygı duyulabilir mi? Eğer birileri buna saygı duyuyorsa demokrasiye inanmış bir Tayyip Erdoğan olarak benim buna saygı duymam mümkün değildir. Ve bir değişiklik haberi var sıradan. Valiler kararnamesiyle 22 ilin valisi değişti değerli izleyiciler. 7 vali merkeze alındı. Merkeze alınanlar arasında Osmaniye valisi Celalettin Cerrah'la Bursa valisi Şehabettin Harput da var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan kararnameyle vali atamaları yapıldı. Kararnameye göre Konya valisi Aydın Nezih Doğan Van'a, Van valisi Münir Karaloğlu Bursa'ya, Artvin valisi Necmettin Kalkan Hakkari'ye, Zonguldak valisi Erol Ayyıldız Aydın'a, İskenderun kaymakamı Ali İhsan Su Artvin'e, Ankara vali yardımcısı Mehmet Oduncu Osmaniye'ye, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necmettin Kılıç Niğde'ye, Amasya valisi Abdülcelil Öz Trabzon'a, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Mükerrem Ünlüer Bayburt'a, Kayseri Melik Gazi Kaymakamı Hasan Karahansa Giresun'a vali olarak atandı. Bursa valisi Şahabettin Harput, Trabzon valisi Recep Kızılcık, Osmaniye valisi Celalettin Cerrah, Aydın valisi Kerem Al, Giresun valisi Dursun Ali Şahin, Bayburt valisi Hasan İpek, Hakkari valisi Orhan Alimoğlu merkeze alındı. Değerli izleyiciler, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden şekillendi. Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Jandarma Genel Komutanı emekli edilirken Hava Kuvvetleri Komutanı yaş üyeliğine atandı. Yeni komutalar arasında sürpriz isimler yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce Yüksek Askeri Şura kararlarını onaylamıştır. Gözler 3 gün boyunca Genelkurmay karargahındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenecek komuta kademesi merak ediliyordu. İddialar merakları daha da artırdı. Atama kararnameleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Çankaya Köşkü'ne girmesinden sonra açıklandı. Yenilenen komuta kademesinde sürprizler yer aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilgel ve Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu emekli edildi.
Kıvrıkoğlu'nun yerine Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar atandı. Akar ise koltuğunu Genelkurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e devredecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Koramiral Bülent Bostanoğlu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda sürpriz olmasa da bir ilk yaşandı. Oramiralliğe terfi eden Bülent Bostanoğlu, donanma komutanlığı yapmadan kuvvet komutanlığına atanan ilk isim oldu. Donanma komutanlığı koramiral rütbesiyle vekaleten yönetiliyordu. Edinilen bilgiye göre komutan şimdi asaleten atandı ama rütbe değişmedi. Koramiral Veysel Köseli bu göreve getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Akın Öztürk. En büyük sürpriz belki de Hava Kuvvetleri'nde yaşandı. Korgeneral Abidin Ünal'ın orgeneralliğe terfi ettirilerek kuvvet komutanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak onun yerine Akın Öztürk terfi ederek kuvvet komutanı oldu. Mevcut komutan Mehmet Erten ise yaş üyeliğine atandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na da Orgeneral Servet Yörük atanmıştır. Bekir Kalyoncu'nun emekli edilmesi sonrası bu göreve EDOK Komutanı Orgeneral Servet Yörük atandı. Yörük de koltuğunu Orgeneralliğe terfi eden Salih Zeki Çolak'a teslim edecek. Çolak'ın 2019'da olası Genelkurmay Başkanı olarak adı geçiyor. Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanlığına 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, 3. Ordu Komutanlığına Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Orgeneral Ümit Dündar, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Raif Akbaş'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman atandı. Böylece Harp Akademileri Komutanlığı yeniden Orgeneral rütbesine yükseldi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay'ın görevlerine devam etmesi kararı alındı. Yaş üyeleri Orgeneral Nusret Taşdeler ve Orgeneral Bilgin Balan da emekli edildi. Evet, yeni atamalar böyle. Biz şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri El-Kaide örgütünün saldırı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına küresel seyahat uyarısı yaptı ve hafta sonunda Müslüman ülkelerdeki 21 büyükelçilikle konsolosluğunu kapattı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısında El-Kaide ve müttefiklerinin Amerikan hükümeti veya Amerikan çıkarlarını hedef alabileceği, terörizm potansiyelinin özellikle Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da güçlü olduğu, Arap Yarımadası'nda da saldırı olasılığının görüldüğü belirtildi. Seyahat uyarısı 31 Ağustos'a kadar geçerliyken Dışişleri Bakanlığı deniz aşırı seyahat edecek vatandaşlarına fazladan önlem almaları çağrısında bulundu. Toplu taşıma araçlarının ve turistlerin tercih ettiği mekanların potansiyel tehlikelerine değindi. Uyarıda daha önceki terörist saldırıların metro, tren, uçak ve tekne gibi araçlarda meydana geldiği hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey de ABC'de yayınlanacak söyleşisinde dikkate değer tehditlerin bulunduğunu, hedefin sadece Amerika değil Batı çıkarları olduğunu söyledi. Irak'tayız. Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçleri tarafından dün gece başlatılan operasyonlarda 1000'e yakın kişi gözaltına alındı. Kerkük'teki operasyonlar terör eylemlerine karıştığı öne sürülen kişilerle ikamet izni olmadan kentte kalanlara yönelikti. Operasyonlarda 998 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 27 plakasız araç, 15 ruhsatsız silahla bazı evlerde çeşitli patlayıcı maddelerin ele geçirildiği ifade edildi. Kerkük Emniyet Müdürü Tümgeneral Cemal Tahir, askeri güçlerle ortak düzenledikleri operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Gözaltına alınan 20 kişi hakkında terör eylemleri ve organize suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalama emrinin bulunduğunu belirten Tahir, diğer gözaltılar hakkında ise açıklama yapmadı. Operasyonun tamamlanmasının ardından kente girişlere izin verildiği ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi. Değerli izleyiciler, sırada Gürses hayranlarının merakla beklediği bir haberimiz var. Öyle ki hazırlık çalışmaları uzun zamandır devam eden Baba Şarkılar albümü müzik marketlerde yerini aldı. 50 sanatçının seslendirdiği 48 hit Müslüm Gürses şarkısından oluşan albümle hayranları bir nebze olsun Müslüm Gürses'in hasretine giderecek. Aşağı çaldım, kim bilmez.
önemli isimlerimden Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden çok zaman geçmedi. Sanatçının hayranları ve yakınlarının acısı ise hala çok taze. Seyreder alem beni. Sanatçının vefatından önce çalışmalarına başlanan ve uzun zamandır devam eden proje nihayete erdi. Müslüm Gürses'in şarkılarından oluşan tribüt albümü yayınlandı. Gah çıkarıp gökyüzüne. Baba Şarkılar adı verilen albümde Okan Bayülgen'den Oktay Kaynarca'ya, Sezen Aksu'dan Bay J'ye kadar birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Albümde en dikkat çeken şarkıysa Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın seslendirdiği Haydar Haydar oldu. Şaşmaz, Müslüm Gürses'le birlikte Haydar Haydar'ı daha önce de birlikte seslendirmiş ve çok beğenilmişti. Nesimi'ye ait en bilinen ilahilerden olan Haydar Haydar, Müslüm Gürses'ten sonra Necati Şaşmaz'ın yorumuyla da ses getireceğe benziyor. O yar benim kime. Evet, bu saat için bu bülteni tamamlıyoruz. Sırada tarihin arka odası var ve biz gelişmelerle ilerleyen saatlerde tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.